Hoş geldiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz Selma Bey. Çok iyi gözüküyorsunuz. Hanım iyi bakıyor vallahi bize. Deniz yenge siz de hoş geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı vallahi. Hoş bulduk Rafet. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Da Rıfat. Rafet işte. Şimdi geldik eve. Arabadan aramak istemedim. Eve girince arayacaktım seni. Bana bak. Doğurmadın değil mi? Ay yok Deniz, doğurur muyum? Seni bekledim tabii. Allah Allah. Bana bak, soyunun dökünün, çabuk akşam yemeğe bekliyorum. Bir sürü güzel yemek yaptım. Ben daha 9-10 yıl misafir çağıramam, ona göre. Tamam. Hadi. Bay. Oh çok şükür gelmiş teyzeniz. Çok seveceksiniz teyzenizi. Bayılacaksınız ona. Bayılacaksınız. Delinin teki, çılgın. Bayılacaksınız teyzenize. Yenge. Hı? Ya ben bunların hepsini hani yatak odasına koydurmayayım. Adım atacak yer kalmaz. Giysi odasına koydurayım diyorum. Tamam olur. Sadece şu ikisini çıkar. Onları acil açacağım. Arkadakileri elleme. Narine gidecek onlar zaten. Tamam yenge. Tamam. Duydunuz. Yakıştın mı buraya? Sermet. Sermet. Ben gelmeden Güllerim gelmiş. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bundan sonra her sabah uyandığında böyle bir kucak gibi hazır olacak. Oh. Oh be. Şu kahvenin tadı hiçbir yerde yok. Ay çok garip ya. Böyle yeni evlenmişiz gibi. Buradan nasıl gittik iki yabancı gibi? Şimdi halimize bak. Sen bana neler çektirdin be? Efendim? Ben. Ben senin yüzünden ağlamaktan gözlerimi kaybediyordum. Kurban olurum ben senin gözlerine. Şey yapalım biz. Yatak odasına çıkalım. 3 gün kapımızı kilitleyelim. Kimse bizim yanımıza gelmesin ha. Sen niye tedirginsin? Ben. Niye bu kadar koruma var? Ya annem manası hareketleri işte bilmiyorum. Sorup öğrenirim yani, bir sıkıntı yok. Gerçekten. Irmak arıyor. Sen şimdi çık birazcık dinlen ama öyle çok yayılma yani. Akşamlarına yemeğe gideceğiz, tamam mı? Ben de geleceğim. Tamam efendim. Hı? Irmak. Evet, geldik geldik. Ablacığım çok özledim seni. Hemen geliyorum yanına. Bak yorgunum morgunum anlamam, ona göre. Acil konuşmamız lazım seninle. Gelsene yanıma. Özledin mi sen beni? Özledim tabii. 26 saattir yoldayız. Burada bu yatakta ilk defa baş başayız. Sana öyle geliyor. Şimdi Irmak gelecek. Ben bir duş alacağım, üstümü değiştireceğim. Ama gece 12'de burada buluşursan. Ne zaman kurtulacağız bu çatılardan? Ama ben onları çok özledim. Ya çok özledim de yani dünyanın öbür ucunda bile günde 2 defa telefonla konuşuyoruz. Yani Allah aşkına odaya giren Çiğan'dan yediğimiz çiçek salatasına kadar her şeyi biliyorlar bunlar ya. Sen biraz uykusuzken şey mi oluyorsun? Huysuz mu oluyorsun ha? Biraz. Seni özlediğim zaman huysuz oluyorum. Hı. Hı-hı. 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 Hadi gidiyorum ben. Güzel. Hayırdır ya, sen böyle bir gerginsin, böyle bir tatsızsın. Düşünüyorum da kendi hizmetçisi var. Beni istemez Deniz Hanım. Ya ne alakası var ya? Şükür zaten Irmak'a nöbetçilik ediyor, bekçilik ediyor. E şimdi bunların yarın öbür gün çocukları olacak. Ona kim bakacak? Sen bakacaksın.
Bilmiyorum. Ben zaten bırakmam seni. Şadiye'de ne oldu? Çok çabuk unuttun sen onu. Ya şimdi o öyle bir rüzgardı o. Üfürdü geçti. Bak bak, Şadiye seni istemedi. İsteseydi görürüm ben seni. Ya ama istemedi yani. Hani istemedi. Bu bir gerçek. Bir de bizim aramızda yaşanan bir gerçek var. Hani görüyorsun ki gerçekler bir taneden fazla, bir sürü gerçek var. Değil mi? Ama kalp bir tane var Ali Bey. Kırılınca kırılıyor. Hala beni ailesiyle tanıştırmadı. Ben çok rahatsızım. Çok garip geliyor yani. Siz o seviyeye geçtiniz mi? Canım 5 aydır klinik dahil. Her gün beraberiz yani. Daha ne olsun? Ne bileyim, belki çocuk kendini hazır hissetmiyordur. Şimdi aileyle tanıştırınca da hani başka bir şeye geçmiş oluyorsun ya. Ben geçsin istiyorum zaten. Ama yani şimdiye kadar ne evini gördüm, ne ailesiyle tanıştırdı. Ya bir enteresan, resmen kapalı kutu. Sanki böyle uzaydan gelmiş durmuş bırakmışlar öyle. Anlamadım yani. Ya yolun başındayken sen daha çocuğu böyle sık boğaz etme, kaçar gider vallahi. Ayrıca sanatçı tayfası böyle öyle sıkıya geldin mi hemen gidiyorlar. Bakınız örnek Can. Allah Allah, ben olayı farklı hatırlıyorum çünkü Can evlenmek isteyen de nikahtan kaçan da sendin. Oo, baldızımız gelmiş ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ya sen bir güzelleşmişsin böyle, bir hallenmişsin, bir şeyler olmuş. Ne yaptın? Botoks falan mı yaptırdın ha? Aşk parıltısı o, aşk. Ha, hala beraber misin o adamla? Evet. Niye? Olamaz mı yani? Olur canım, niye olmasın yani? Ben sıkılmışsındır falan diye düşündüm yani. Yoksa bir kasıt yok. İçme onu ya. Dibi kaldı, bitti o. Ben sana yaparım aşkım. Hemen geliyorum. Siz muhabbet edin. Geliyorum ben. Enişteciğim çok kasılma sen. Yakında sıkılır ablam bu beyine bağlı ev hanımı rolünden. Merak etme. Bu ne? Deniz, önden değil arkadan sarılacaksın. Bak tecrübeyle sabit. Bu ne? Bu ne ya? Ne yapayım ikiniz? Hadi teyzeniz geldi. Artık çıkabilirsiniz. Şş, bebeklerimi rahat bırak bakayım sen biraz. Özlemişim seni. Herhalde kızım. Biz hayatımız boyunca ne zaman bu kadar ayrı kaldık? Allah Allah. 6 ayda 2 kere görüştük. O da 6 saat mi ne ya? Sermet, bu ne görmemiştik ya? Bu kadar balayı mı olur? Yok canım, sadece balayı değil, aynı zamanda iş falan da yaptık. Hadi geçin, oturun, oturun. Narin, Kosova'dan bir tane sahil kenarında ev aldık. Hemen doğru. Bebekleri de alıp hep beraber tatile gidiyoruz. Tabii canım, ben de zaten hayatımı tatilde geçireyim istiyordum bundan sonra. Bıraktın bütün işleri ofiste, başıma yıktın gitti zaten. Tamam ya, kavga sonra edeceğiz. Hadi buyurun başlayın, ineyin. Koma Sahi neresi ya? Tayland'da bir ada. Koh Samui. Ya var ya, eğer biraz daha dönmeseydiniz doğum zorla olacaktı. İnat etti ya sen gelmeden doğurmam diye. Sen hazır mısın birader? Beğenmişsin. De şu 2 ay falan olsaydı çok güzel olacaktı. 9 ay falan beni böyle... Bamya yaptım. Sana bamya yaptım. Ya ne pisliksin sen ya. Ya evli baktı kadın oldun. 2 tane çocuk annesi olacaksın. Göbeğin oralara sığmıyor. Hala bana pislik yapıyorsun. Koktu zaten. Yemem ben onu. Seversin sen. Çok, çok seversin. Çok, çek önüne, çek. Hı hı, sen yiyeceksin onları. Şişt, bana bak. Getirdiğin valiz var ya. Onun içinde böyle küçük küçük bebiş kıyafetleri var. Giydireceğiz onları. Narin, çocukların mezuniyetlerinde giyecekleri kıyafetleri bile hazır. Ay o kadar, onca yoldan onları mı taşıdın ya? Ya sen ne diyorsun? 22 valizle geldik yani. Kargoyla gönderdiklerimizi hatırlamıyorum bile. Ne yapayım? Gitmişim oraya kadar. Alacağım tabii. Sana Çin'den ipek elbiseler aldım ama şimdi getirmedim. Yani çünkü onun için sığamayacağın için moralim bozulmasın diye sonra getireceğim onları. Bana bak, Hindistan'dan sarı aldın mı? Ha? İner inmez. Gittim, hı, ilk onu aldım. Bir de ne aldım? Tillak yapacağız. Ha? Bu şey var ya böyle, kadınların buraya koydukları kırmızı bir şey. Ya bas düğmesine sabaha kadar konuşur. Benimki haftalarca öyle zaten yani. Dokunsan yapıyor. Baldız, sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor evlilik? Yani işte 80 günde devre alem bitti. Bundan sonra göreceğiz. Ne yaparız? Bir hafta 10 gün burada kalırız. Sonra Allah izin verirse çocuklar doğar. Bir 80, bir 100 gün daha tatil yaparız hep beraber. Ha, bir şey söylüyorum. Ha. Bebek odasını göstersene. Bilgisayardan baktım ama anlaşılmıyor öyle. Hadi. Ay hadi. Hadi göster. Dur. Yavaş yavaş. Abi ne oluyor? Niye seyahati uzattın sen? Erol şerefsizi ucubana dokunan herkesi teker teker öldürmeye başladı.
Daha yeni yakın eski ortaklarımdan birini öldürdü. Hem de 7 yaşındaki oğluyla birlikte. Ne diyorsun abi sen? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.